Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse hakkında çıkan en son haberleri paylaşacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hazal Filiz Küçükköse şu sıralar Üvey Anne isimli dizinin setinde çalışmalarda bulunmaktadır. ATV ekranında yaz döneminde yayınlanacak olan yeni dizi bir dram hikayesi olacağı söylenmekte. Üvey Anne isimli ATV dizisinde başrolde yer alan Hazal Filiz Küçükköse 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. İsmini geniş kitlelere duyurmayı başaran oyunculardan birisidir. 2009 tarihinde bu yana farklı projelerle kendisini geliştiren oyuncu, en çok da Beni Affet isimli dizideki Leyla ve Kara Sevda dizisindeki Zeynep karakterleriyle akıllarda kalmıştır. 2020 tarihinde Zemheri dizisinin kısa sürmesinin sonucunda uzun süre projelerde yer almayan oyuncu, özellikle yaz dizisi tekliflerini sürekli reddetti. Kış sezonunda iddialı yapımlarda da rol almak adına 2 yıl kadar beklemeyi de göze alan oyuncu, en son geçtiğimiz sonbaharda Bir Peri Masalı isimli Fox TV dizisinde ekranlara dönmüştü. Fakat bu projede sadece 13 bölüm ekranda kalabildi. Uzun yıllar yaz dizilerini kabul etmeyen Hazal Filiz, bu sezon ise bu tavırdan geri dönüş yaptı. Röportajlarında sürekli olarak yaz dizilerinde yer almayacağını söylemiş ve belki de bu keskin tavrı nedeniyle birçok projeyi de kaçırmıştı. ATV'nin büyük beklentilerle yayına hazırlamakta olduğu Üvey Anne isimli dizinin kadın başrolü olan oyuncu, böylelikle bir yaz dizisinde rol almama ısrarını sürdürmeyeceğini de ortaya çıkarmış oldu. Yasemin Kırbaç'ın senaryosunu yazdığı dizide Kutsi ile başrolü paylaşacak. Hikayede zeki, çekici ve bir o kadar da haset bir kadın olan Serap'ı canlandıracak. Üç çocuk babası olan Faruk'u elde etme çabasıyla izleyeceğimiz Serap karakteriyle başarılı bir kadın karakterini canlandıracak olan oyuncunun partneri Kutsi ile uyumu da merakla beklenmektedir. Muğla'da çekimleri yapılan Üvey Anne isimli dizinin yakında ATV ekranlarında seyircisiyle buluşmayı bekliyor. Hazal Filiz hakkında yeni en son haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.